Doğru. Devam ediyoruz İlk Söz programına. Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi Erhan Aslanoğlu hocamız bizimle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Yine hareketli bir sabahta birlikteyiz. İsterseniz bu defa FED'den başlayalım evet. Sözde. Bizim merkezi tabii ki konuşacağız ama dün FED'in az önce Özgür de söyledi esasında kararı öncesinde herhalde hiç kimseden faiz artış bekleyen yoktu. Genellikle beklentilere baktığımız zaman en azından Trump daha başkan olalı 10 gün olmuş. Bir Trump'ı bekleyelim görelim. Yönüne gider Fed diye bir beklenti vardı. Dünkü metinde ama bizden farklı olarak onlarda tüketicilerin ekonomi güveninin arttığına işaret eden bir Amerikan Merkez Bankası var. BlackRock da dünkü metni gördükten sonra demiş ki bu yıl Fed 4 kez faiz artıracak. Ne dersiniz, siz böyle agresif bir beklentiye sahip oldunuz mu dünkü metinden sonra? Vallahi ona sahip olmadım ama Mart değil fakat Haziran'dan itibaren faiz arttırma ihtimalini güçlendiren bir metin diye düşünüyorum. Çünkü genelde metin, evet Amerika'da tüketici güveni artıyor, istihdam piyasası iyi gidiyor, büyüme konusunda pek sıkıntı yok, enflasyon yakın zamanda hedefe ulaşacak. Yani pek olumsuz veya risklere dikkat çeken bir metin yok. Ama hani genelde FED bir sonraki toplantıda faiz arttıracaksa da bunu daha güçlü bazı kelimelerle oynayarak da o sinyali verir. Ya da önümüzdeki günlerde farklı başkanların açıklamalarında bu gelir ama bu metin ben baktığımda zaten hani ben de beklemiyordum Mart'ta. Fed'in çok net bir tavrı var. Yani Trump'ın politikalarının sonuçlarını biraz daha net görebilmek. Ama şu andaki gidişat bu ekonomi iyi ısınıyor. Ve Haziran'a bence işaret ediyor. Haziran'dan sonra 4 kere arttırma ihtimali de olabilir elbette. Ama bu 3-2'ye de inebilir. Aslında önümüzdeki birkaç ayda bu belli olacak. Ben 2 ihtimali daha güçlü görüyorum. Hani 3-4 değil de 2'ye inme. Ama Haziran'da bir arttırım olasılığı güçleniyor şu aşamada. Önümüzdeki aylarda Amerikan ekonomisinde ben oldukça güçlü verilerin gelme ihtimalini ya o olasılığı fazla görüyorum. Çünkü dünya ekonomisinde de toparlanma var. İhracatla da, enerji şirketlerinin karlılığıyla da Amerika daha pozitif bir seyir izleyecektir. Ve Fed'i faiz artırımını itecek. Fakat herhalde konuşacağız bugün ve önümüzdeki haftalarda Trump'ın politikaları çok ciddi riskler yaratıyor diye düşünüyorum. Önümüzdeki 1-1,5 yılda dünya ekonomisi önce, sonra Amerikan ekonomisindeki yavaşlamayı Fed de görecek. Bu risklerin arttığını ve frene basmak zorunda kalacak diye düşünüyorum. Yani o yüzden Haziran evet ama 4 elbette olabilir ama bence o ihtimal şu anda çok çok güçlü değil. Hocam yalnız değilsiniz, izleyicimiz Saadettin Bey de ben de 2 belki 3 ihtimal veriyorum demiş. Daha fazlasında çok düşünmemiş. Yine terminale baktığımız zaman Mart toplantısından ancak %32'lik bir beklenti var ki pek bir farkı yok. Geçen haftaki yayınımızdan bu yana aslında demek ki dünkü metin çok beklentileri burada değiştirmemiş. Evet. Mayıs toplantısı %48 ihtimalle gözüküyor ama sizin de dediğiniz gibi aslında piyasa Haziran ve sonrasına daha fazla odaklanmış vaziyette. Evet. %70'in üstüne çıkan oranları biz ancak Haziran ayından itibaren evet, görebiliyoruz. Yani muhtemelen o olasılık artıyor. Hep siz de biliyorsunuz zaten toplantılı bir basın toplantılı bir FED toplantısı arkasından gelme ihtimali de Mayıs'ta olabilir ama Haziran çok daha olasılığı yüksek gibi gözüküyor. Evet, herhalde piyasalar en azından Trump'ın icraattaki bir 100 günü geride kalsın. Bir neler yapıyor evet. Yapamıyor görelim istiyorlar. Siz de söylediğiniz esasında orada pek çok risk var çünkü çok belirsizlik var. Evet. Trump koltuğa oturduğundan beri işte göçmen politikası ile ilgili adımlarını gördük. Hızlıca imza attığı birkaç kararname gördük. Ekonomi kanadında ancak şirketlere birebir yüklenmeleri vardı Amerika'ya istihdam çekebilmek için. Yanı sıra tabii o iş gücü maliyet avantajını sağlayabilecek mi Amerika'ya o şirketlere onu tabii bilmiyoruz. Ticaretten pek çok ortak anlaşmadan çıkalım, ikili ticaret evet. anlaşmalarına sanki daha çok yönelelim gibi bir kesinlikle, sinyal evet, Brexit'ten evet. sonra May ile görüşmesinden evet. sonra sanki edindik. Kur savaşları ile ilgili açık kartlar masada artık kesinlikle. İşte Euro, Yen ve Yuan'a karşı mücadele başladı. Dün hatta Hazine Bakanı onaylanmıyor bir türlü diye artık Amerikan siyasetinin kurallarını da esnetmeye evet. başladı. Böyle bir ekonomi ajandasıyla geldi Trump. Evet. Ne dersiniz hocam? Bence evet yani ekonomi ajandasıyla geliyor ama nedeni siyasi gelişmelerden kaynaklanıyor. Yani Trump'ın seçilmesi de aslında son 8-10 yılda dünyadaki yaşanan siyasi ve jeopolitik gelişmelerin sonucu. Evet. O yaşanan hızlı göçün doğudan batıya bir sonucu ve ona bir tepki. Bu siyasi ve jeopolitik gelişmelere ekonomik araçlarla tepki vermek
daha da kaos yaratacak muhtemelen, daha da sıkıntı yaratacak gibi gözüküyor. Yani şu anda baktığımızda bence hani iktisat kitapları acaba yeniden mi yazılacak? Hayır, bence rafa kaldırılıyor şu anda. Hmm. Tekrar alınacak. Trump'ın politikaları da bu kitapların içine, hani biz ona box, kutucuklar deriz. Hani ne yanlış, ne yapılırsa ne yanlış olur konusunda da güzel örnekler olacak. Güzel ama acı bence örnekler olacak. Yani evet, hocam, nedenler... Hocam yayında Trump da size şu an çok onaylamaz, evet, bakışlarla yöneldi. Bir vize gelebilir Amerika'ya giderken. Öyle gözüküyor, evet. Ama ben o konuda çok, yani uzun süredir düşüneceğim de net. Ekonomi politikası, yani sonuçlar, evet, yani tepkisinin nedenini anlayabiliyorum, anlayabiliyoruz ama bu politikalar, yani zaten Amerikan ekonomisinde işsizlik belli bir seviyeye gelmiş, belli bir ısınma yaşanmış. Bu politikalar kısa vadede pozitif sonuçlar verebilir, orta vadede çok ciddi sıkıntı yaratmaya aday. Yani Trump'ın Amerika'nın bile baş etmesinin zor olduğu sonuçlar yaratacak ve bu daha çok siyasi, yani siyasi nedenlerle olan bir şeye ekonomik tepkiler başka siyasi sonuçlar getirecek ve daha biraz daha karmaşık bir süreç yaşanacak diye düşünüyorum. Yani biz siyaseti daha çok konuşmaya çalışacağız. Siyaseti konuştuğumuzda ekonomiyi anlamak zorlaşıyor. Evet. Belirsizlik volatiliteyi arttıracak bir dönem olur diye düşünüyorum dünya ekonomisinde maalesef. Evet, esasında Trump tabii Amerikan ekonomisini bir şirket gibi yönetecek mi, bu merak ediliyordu ama şu an için dediğiniz gibi daha çok hep çok da aslında Trump'ın uzmanlığı olmayan bir alan, tamamen siyaseten, evet, giden hamleler görüyoruz. Bu ortamda Fed ne yapabilir? Işık Ökte TEB Yatırım BNP Paribas stratejisi dün yayınımızdaydı. Fed'in metninden çıkarımlarını aktardı. Dezenflasyon yok, genişlemeci para politikasına devam mesajlarını çıkarıyorum dedi Işık Ökte. Şu ana kadar okuduğum metinden iki tane şeyi öne çıkarıyorum. Bir, Özgür'ün dediği gibi dezenflasyonun bittiğine dair bir çıkarım yapılabilir. Ama şu anda haliyle, yani bir şekilde büyüme tarafında da iyileşmeden ve özellikle tüketici güveninin artmasından söz edilmiş ve aynı zamanda da bu tüketici güveninin, yani herhalde büyümeye iyi etkisi olabileceği ve enflasyonu %2 hedefe çıkarabileceği üzerinde bir konsensüs yapılmış. Bu zaten geçen metinle aynı, çok büyük bir değişiklik yok. Hı hı. Bir de burada aslında Türkiye gibi ülkeler içinde beklenen cümle kurulmuş, para politikası genişlemeci devam edecek. Accommodative, destekleyici, yani genişlemeci para politikası devam edecek. Hı hı. Bu bana göre bu cümlenin burada olması çok önemli, yani bunu görme... Bu doları zayıflatacak bir cümle mi? Bu gelişen ülke kurlarına destek verecek bir cümle. Pozitif. Yani pozitif. Gelişen TL ülke pozitif. TL pozitif. Yani bu accommodative lafı, genişlemeci para politikası ve destekleyici para politikasının devamı, biz diyor %2 enflasyon görene kadar bu para politikasına devam edeceğiz diyor. Burada da bir sürpriz yok ama bu cümlenin burada olması gerçekten çok önemli. Dezenflasyon yok ve genişlemeci para politikası devam edecek. Benim çıkardığım iki ana tema. Şimdi tabii Fed toplantılarını bu sene biz belki daha da yakından izleyeceğiz. Çünkü daha önceki yıllarda çok konuşulurdu. İşte Merkez Bankası'nın toplantısı Fed'den önceye geldi. Tüh, keşke şöyle olsaydı, takvim böyle olsaydı. Bu sene en azından geriye kalan 7 toplantının 4'ünde, ki bunlardan işte Haziran, Temmuz, Aralık yüksek ihtimalli toplantılar faiz artırma açısından. Bu toplantılardan sonra bizde Merkez Bankası'nın toplanacak olması da belki bir avantaj sunabilir bize. Merkez de son dönemde çok aktif hocam. Orayı da bir değerlendirelim tabii isterseniz. 12 Ocak'tan itibaren aldık grafiği. O tarihten bu yana biz çünkü Merkez Bankası'ndan işte istisnai günler başta olmak üzere geç likiditeye daha fazla yönlendirmeler, işte bankalar arası para piyasasındaki likiditenin 11 milyar TL ile sınırlandırılması, evet, ve TL depo karşılığı döviz depo işlemlerini gördük. O tarihten bu yana TL'de yine de %0.23'lük bir değer kaybı olduğunu da aktarmak lazım ama oynaklık tarafında bilhassa bir miktar daha meyve veren bir hamle oldu bu. Çünkü örneğin bir aylık vadede seçtiğimiz zaman TL'de zımni oynaklık seviyesi 25'lerden 16'lara indi. Evet. Dolayısıyla bir miktar belki öngörülebilirlik o anlamda, evet, kısmi de olsa
toparlanmış gözüküyor. Bu hafta Merkez Bankası ajandası için de yoğun bir haftaydı aslında. Hı hı. İşte yılın ilk enflasyon raporu, PPK özetleri derken. Nasıl bir çıkarımda bulundunuz hocam, onu sorayım. Bu yılın ilk enflasyon raporundan daha gerçekçi buldunuz mu yapılan saptamaları? Yani genel anlamda yani raporlar, Merkez Bankası'nın enflasyon raporları gerçekten iyi raporlar. Hani ben o son bölümü, orta vadeli öngörüleri, enflasyon öngörü, onu ayrı konuşmak lazım. Ama hani ciddi biçimde dünya ekonomisi ve bazı akademik çalışmaların özetlerinin olduğu, belki birkaç tanesini vurgulamakta da fayda var. Güzel bir rapor o, her zaman ben buradan iktisat öğrencileri, ilgilenenlerin ya da iyi okuması gereken bir rapor diye düşünüyorum. Ama tabii bizi piyasa açısından ilgilendiren orta vadeli öngörüleri. Orada en kritik nokta, Merkez Bankası'nın bu yıl sonunda enflasyonu 8, 12 aylık enflasyon beklentisini ise 7.7 civarında görmesi. Ki bunlar yukarı yönlü revizyonları işaret ediyor. Yukarı yönlü revizyonlar, yani 6.5'tan 8'e. Fakat bana hala iyimser tarafta gibi geliyor. Merkez Bankası yıl içinde, geçmişte de biliyoruz, bu tahminlerini ciddi biçimde revize edebiliyor. Yani 10 Aralık'ta Merkez Bankası'nın 2016 beklentisi 7.5'tu. 31 Aralık'ta 8.5 olduğunu, yani 3 Ocak'ta öğrendik. Dolayısıyla bu çok revize olmaya aday. Şu anda gördüğümüz kurdaki bu hareketin 3-3.5 puanlık bir enflasyon geçişkenliğinin olması, yani 7'lerde başlayan enflasyonun 10-11 arasında bir yerlere doğru gitmesi. Bu yılın genelde bu hava şartlarının, bu yıl biraz birkaç ay gıdadan da gelecek, belki bir takım negatiflikleri de etkileyecek, ekleyecek olursak, bu 11'lere giden rakamın 9'lara doğru dönme olasılığı bence daha fazla. Yani yıl sonu enflasyonu ve 12 aylık beklenti, hemen yani yıl sonu 9 civarı, 12 aylık beklenti 8.5-9 arasında olabilir diye düşünüyorum. Hani bir miktar piyasanınki bir miktar daha üstte zaten. Merkez Bankası da o tarafa doğru gidebilir. Bir nokta bu, vurgulamak istedim, ama tabii Merkez Bankası daha temkinli olmak zorunda. Hani önümüzde daha Nisan raporu var, Temmuz raporu var. Hani bir anda çok yüksek bir yere gitmek o da istemeyecektir. Belki şunu bekliyor, attığı adımların kurda bir gerileme yaratması ve enflasyon geçişkenin azalması yönünde olabilir, ama kurda sadece... Ama yine enflasyon sepetiyle özellikle ulaşımın payının artırılmasıyla zannediyorum kur geçişkenliğinde bir miktar artış olacak. Artış olacak ve hizmet sektörleri, yani Türkiye'de orası uluslararası ticarete konu olmayan ürünleri içeren sektördür. Ve ithal ürünlerden bağımsız daha fazla kar marjı fiyatlama yapma eğilimi yüksektir. İşte lokanta, oteller, turizm, yani birçok sektörde biz bunu göreceğiz. Yani gıdadaki azalmayı fazlasıyla bastırabilecek olumsuz bir ağırlıklandırma sonucu da çıkmış olabilir. Olumsuz derken hani sonuç bu ve fakat yansıması olabilir. Dediğiniz gibi ulaştırmada da olabilir. Yani o endeks etkisinden bağımsız benim genel olarak söylemek istediğim bir miktar bir durum söz konusu. Merkez Bankası'nın gördük burada da hani para politikasının volatiliteyi azaltması, artışı durdurması ve bir miktar geriletmesi, hani bu etkiyi net bir şekilde gördük. Merkez Bankası aslında son bu hafta yaptığı hareketle, fonlama maliyetini getirdiği noktayla, geç likitte penceresini daha etkin kullanmasıyla aslında gerçekte yüksek bir, daha sıkı bir politika, para politikası uygulamaya başladı. Sadece hani burada iki şey söz konusu, para politikasının etkileri makro tarafa, reel tarafa biraz 6 ay 18 ay arasında yansıyarak çıkar. Şimdi Merkez Bankası bu politikayı ne kadar sürdürecek onu tam kestiremediği için piyasalar reel tarafa yansımasında çok iyi öngöremeyecek. Yani Merkez Bankası biraz o tarafı netleştirirse, şu anda biraz geçici görüyor, onu biraz daha net gösterirse daha iyi olacak, ama şu anda aldığımız sinyal 12 aylık enflasyonu 7.7 beklediğine göre Merkez Bankası çift taneye çıkacak enflasyon için bir önlem alıyor. Yani yaz aylarına doğru bu politikadan vazgeçebilir. Vazgeçebilir derken daha gevşetebilir. Yani üst likiditeyi, geç likiditeyi daha az kullanan, fonlama maliyetini yavaş yavaş geri çeken Merkez Bankası olabilir. Elbette şartlar buna izin verebilir, ama işte hep günü geldiğinde göreceğiz.
biraz daha mesela işte Fed'in bu yıl nasıl bir projeksiyon yaptığını, 2019'da faizi nerede gördüğünü biliyoruz. Biz şu anda Merkez Bankası'nın Mayıs'ta nerede gördüğünü bilemiyoruz. Yani o belirsizlik piyasaları ara ara yansıyacaktır muhtemelen diye düşünüyorum. Şimdi Fed'in faiz tahminleriyle ilgili olarak da BGC Partners baş ekonomisti Özgür Altuğ'dan görüş vardı. Onu da yeri gelmişken paylaşalım sizlerle. Son bir ayda beklenti açısından bir şey değiştirdi mi? Hatırlayın yaklaşık 3 faiz arttırımı fiyatlıyor Fed şu anda. Piyasa fiyatlaması da gene gösterebiliriz ekranlarda. Haziran ve Aralık olmak üzere esasında 2 gibi arttırıma yönelmiş vaziyette. Ben Fed'in 3'ünde gerçekleşme olabileceği inancındayım. O yüzden Fed'in şu anda bu açıklamasının piyasa etkisi olmasını beklemek çok çok sürpriz olur. Ama şeyi söyleyeyim, ben ayrıntı detaylarda gizlidir ya. Detaylara baktığımda büyüme tarafında biraz daha iyimser, evet. Enflasyon tarafında da biraz daha kötümser bir Fed görüyorum. Şimdi yarın içeride enflasyon rakamını alacağız hocam. Hazır merkez demişken oraya da temas edelim istiyorum. Çünkü şimdi sepet değiştirdik. Son enflasyon raporunda, bu yılın da ilk enflasyon raporunda Sayın Çetin Kaya da çift tane olasılığından bahsetti. Yine Fitch'ten Paul Gamble bu hafta yaptığı telekonferansta notun indiriminde evet siyasi değişkenlerin rol oynadığını söyledi ama TL'de değer kaybı ve petrolde yükselişle beraber çift taneli enflasyon gelebileceğini o da bir vurgu yaptı. Biz en son 8.53 görmüştük ama Fatih Keresteci geçen cumaki yayınımızda demişti ki ben yeni enflasyon sepetiyle hesapladım 8.94 gibi bir yere geliyor bu rakam. Evet. Yine işte Gizem Öztok Altınsaç pazartesi değerlendirmede bir 50 bas puan kadar yukarı evet atabilir rakamlar dedi. Ne dersiniz hocam, sizin çift taneli enflasyon beklentiniz var mı? Herhalde yarın böyle bir rakam görmeyiz hani İTO rakamlarına bakarak da biraz söylüyorum ama ne dersiniz? Yarın muhtemelen hani İTO rakamlarıyla Ocak ayı korelasyonuna baktığımızda İTO'nun rakamından daha yüksek bir rakam gelme olasılığı yüksek. Gıdadaki artışın da yüksek olduğunu hesaba katacak olursak 2'nin üzerinde bir rakam gelme olasılığı artıyor gibi gözüküyor. Bu aylık tüfe değil mi hocam? Aylık. 1.64 gelmiş değil mi geçen evet, ay? Evet. İşte dolayısıyla bu bizi geçen sene 1.80'lerde olan tüfenin üzerine çıkmamız durumunda 9'ların üzerinde bir enflasyona yıllık bazda muhtemelen gideceğiz. Geçen yıl Şubat ve Mart ayları baz etkisi olarak düşük enflasyonu gördüğümüz aylardı. Oldukça düşüktü. Fakat şu anda kurun etkisini göreceğimiz aylar olacağı için ben çift taneyi yani çok çok büyük olasılıkla göreceğimizi düşünüyorum. Onlu rakamlar. Yani %70 olasılıkla. Gıda 2.99 hocam. Evet, 3 neredeyse. Bu zaten çok normal çünkü işte biliyoruz Ocak ayında Türkiye hani son yılların en sert kış aylarından birisini yaşadı. Bir 8-10 gün hani ulaşımda o kar yağışının etkisiyle hallerde, gıdada, meyve sebzede fiyatlar oynadı. Bunlar mutlaka yansıyacak. O yüzden de zaten orada da var. Türkiye genelinde de olacak bu rakamın. Enflasyonu 2'nin üzerine atması aylık. Yıllık 9-9.5'a getirme olasılığı yüksek. Önümüzdeki birkaç ay içinde %90'ın üzerinde olasılıkla bence çift tane onlu rakamları göreceğiz. %20-25 ihtimalle de 11 rakamlarında görüp tekrar geri dönmeye başlayan bir enflasyon patikası izleyebiliriz. Yani çift tane olasılığı çok çok yüksek. Ama şu anda artık önemli olan piyasalar onu kısmen fiyatladı. 12 aylık enflasyon nereye döneceği? Yani bu rakam 9 mu 8 mi Merkez Bankası'nın dediği gibi şu anda 10 olan tahvil 11'ler civarında olan gösterge tahvilin hani burada mı kalacağı yoksa bir 11-12'ye doğru mu hareketleneceği konusundaki fikri bize verecek. Yani kurda çok ciddi bir şekilde sıkı durmak gerekiyor. Fakat ben Amerika'da Fed'in Haziran ayındaki ihtimalin güçlendiğini düşündüğüm için de Amerikan 10 yıllıklarının 3'e doğru hareketleneceğini, burada bizde de bunun bir hareket getireceğini kurada, hani enflasyona bir miktar daha geçişkenlik olması nedeniyle 9'lar civarında bir enflasyonun daha olası olduğunu düşünüyorum. Yani ilkbahar aylarında bir miktar daha enflasyonist baskılar devam eder diye düşünüyorum ben.
Şimdi hocam bu hafta içinde Trump'ın yönetiminden Financial Times'a Peter Navarro bir röportaj verdi. Daha önce Çin karşıtı söylemleriyle de tanıyorduk kendisini. O da dedi ki özellikle Euro aşırı düşük değerli. Almanya markıdır aslında örtülü biçimde Euro. Hemen Almanya tabii Angela Merkel tepki gösterdi. Biz Avrupa Merkez Bankası'nın bağımsızlığı taraftarıyız. Euro'nun değerini etkileme ihtimalimiz hiç yok dedi. Tabii zaman zaman Bundesbank'la Avrupa Merkez Bankası'nın karşı karşıya geldiğinden sizinle de söz ediyoruz. Ama ayın 30'unda kabaca gelen bu açıklamaların ayın 31'inde ve yine 1 Şubat'ta etkileri vardı. Beraber şöyle bir o etkilere baktığımız zaman gelişen ülke kurlarına da pozitif anlamda yansımaları olduğunu gördük. Doların gevşemesi anlamında biz de bu paralardan biriyiz. %0.36'lık da TL'de bir kazanım var. Trump kabinesinden gelen söylemlerle beraber. G10 tarafında da bütün paralar dolara karşı primli. En primlisi ise İngiliz sterlini %1.43'lük kazanımla. İsterseniz bir de oradan bahsedelim. Çünkü bugün İngiltere Merkez Bankası hem karar açıklayacak hem de enflasyon raporunu sunacak. Veriler de iyi gelmeye devam ediyor. Theresa May de dün avam kamerasından aldığı oylarla 50. maddeyi tek başına artık tekrar başlatabilir hale geldi Lisbon anlaşmasında. Neler öne çıkabilir bugün sterlin yatırımcısı için hocam? Yani gerçekten hani enflasyon tarafı önemli olacak. Yani nasıl bir enflasyon algısı var İngiltere Merkez Bankası'nın? Bir miktar sterlini güçlendiren ve faiz arttırımını yani daha doğrusu daha sıkılaşmaya doğru giden bir İngiltere Merkez Bankası görebiliriz. Önemli bir toplantı olacak. Hem uluslararası pariteler açısından hem de sterlin açısından ama ben bir miktar sterlini güçlendiren bir enflasyon vurgusunun olduğu bir toplantı bekliyorum. Olacağı bir toplantı bekliyorum. Çünkü bu ikili anlaşma Amerika ile Amerikan ekonomisinin ve dünya ekonomisi biraz daha pozitif gittiği ortamda İngiltere açısından da pozitif olacak. Yani hem büyüme konusunda kaygılarım biraz azaldı hem de enflasyonist baskıların şu sterlinin geçmiş değer kaybından gelen etkilerin biraz görülmeye başladığı bir döneme de gireceğimiz için ben biraz daha sıkı tarafta olacağını ve sterlini güçlendireceğini düşünüyorum bugünkü karar ertesinde gelişmelerin. Şimdi doların değerinden çokça tabii bahsediyoruz. İzleyicimiz Mehmet Uyguç'un e-maili var. Fed dün tam kadro Trump'a destek mesajı verdi. Faiz artışları rafa kalktı. Trump'ın son mesajları kurs savaşlarının daha da şiddetleneceği yönündeydi. İsteyerek de istemeyerek de olsak Türk lirasında biz değer kaybederek kurs savaşlarına katılmış olduk. Bunun da etkilerini her alanda bu yıl göreceğiz diyor izleyicimiz. Bu net bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani Trump tabii nasıl başaracak? Yani bir taraftan ekonomiyi ısıtmaya çalışırken bir taraftan da hani Fed'in çok faiz arttırmaması gerekiyor. Attığı adımların hem büyümeyi başarması hem enflasyon yaratmaması gerekiyor. Bu kombinasyonlar çok kolay kombinasyonlar değil. Hani Fed'in çok zorlandığı bir dönem olacak. Yani burada biraz anons etkisi dediğimiz açıklama etkileriyle hani doların çok güçlenmesini engelleme gayretleri göreceğiz muhtemelen. Ama nihayetinde yani Amerika'nın işsizliği, cari açığı, makro dengesizlikleri başka nedenlerden kaynaklanıyor. Yani şu anda kurlarla, doların gücüyle oynayarak sonuç almanın çok zor olduğu bir noktada kısa vadeli etkileri olabilir. Ama Avrupa Merkez Bankası'nın para bastığı, Japonya'nın para bastığı bir ortamda istediğiniz kadar doları hani sözle zayıflatmaya çalışın. Pratikte bu çok kolay olmayacaktır diye düşünüyorum kısa vadede. Orta vadede evet dolar sorunlu olacak gibi gözüküyor bu Trump'ın politikalarıyla. Şimdi o zaman mesela Ercan Bey de diyor ki 3.88'den dolar TL aldık vaziyeti nasıl kurtaracağız? Şimdi ne konuşursak yani, konuşalım mesele buraya geliyor değil mi hocam esasında? Eğer Türk lirası istikrarlı olursa çok değer kaybetmezse hepimiz Türkiye'de daha iyi bir ekonomide oluruz ve hepimiz daha vaziyeti kurtarmış oluruz diye düşünüyorum. O açıdan o kaybı çok daha telafi edecek iş hacmi olur. İşler açılır ama şimdi terminalde evet, hala hocam bu arada çok yüksek tahminler de var çok düşükler de var onu da belki söylemek lazım çünkü mesela bu çeyreğin sonu için 3.36 öngören de var 4.25 öngören de var yani epeyce dağınık bu beklentiler yılın sonuna bakıyorsunuz 3 bekleyen de var 4.47 bekleyen de var bu yani, zaten bir belirsizliğin yüksek olduğunu hani politikalar hem dünya hem Türkiye ekonomisi hem jeopolitik birçok bilinmez var. Bilmediğimiz bilmediklerimizin arttığı bir ortam buraya da yansıyor. Yani ama bildiklerimizi söylemek gerekirse yani önümüzdeki dönemde jeopolitik, politik ve FED anlamında
kuru baskılayabilecek bir miktar daha gündem olabilecek gibi gözüküyor. Fakat reel kur endeksine baktığımızda, geçmiş deneyimlere baktığımızda, parasal dinamiklere baktığımızda Türk lirası önümüzdeki dönemde değer kaybetse bile, yani bu olasılık kesin değil, olabilir, geri dönüşü mutlaka olacaktır. Yani orada asılı kalmayacak. Şuradan da bir miktar geri dönebilir. Bir miktar yukarı gidip de tekrar geri dönebilir ama bir geri dönüş oluyor. Yani bu hep böyle yukarı gidecek bir seyir değil. Fakat Amerikan 10 yıllıklarının 3'e doğru gitme ihtimalinin olduğu, siyasi ve jeopolitik Avrupa'da, Amerika'da hani bir takım streslerin olduğu, bilinmezlerin olduğu bir dünyada da hani biraz önceki dinleyicimizin sorusuna da yanıt, hani kurlarla ilgili önümüzdeki dönemde aşağı değil de ya buralar ya biraz daha yukarıyı daha fazla işaret eden bir dinamik var gibi gözüküyor. Yani o açıdan geri gelişler olacak ama biraz daha yukarı gidip sonra gelme olasılığı daha fazla gibi bana gözüküyor şu aşamada. Şimdi hocam, bu hafta tabii hem biraz Trump kaygısı hem dolar endeksinin 99,5'un altına sarkması spot altına yaramış gözüküyor. Ocak ayında zaten 1200 doların üzerinde bir kapanış yaparak %5,5 gibi bir kazanım sağlamıştı spot altın ve geçen senenin Haziran'ından beri de en iyi aylık performansı geride bıraktı demiştik. Yılbaşından bu yana kazanımlarda da %5,89'luk bir primi var. Bu sabah 1215 dolarda. İzleyicilerimizden Samet Bey diyor ki 1220'yi bir türlü geçemiyor. Ne dersiniz hocam? Hem de gram altınla ilgili yorum istemiş. Sterlin'i az önce konuştuk. Evet. Yine Günay Beler'in sorusu var. Ons altında acaba gelinebilecek maksimum değer neresi olur diyor. Bu arada gram altın yatırımcısı için TL fiyatları da söyleyelim. 146 lira 40 kuruştan dün gram altın kapanış gördü. Çeyrek altında 240 lira 97 kuruştaydık son işlemde ve ata lira 987 lira 70 kuruştan alıcı buldu. Kapalı çarşı rakamlarına göre onu da iletmiş olalım. Evet. Yani ben Haziran'a kadar Fed'in faiz arttırım ihtimalinin daha zor olduğunu düşünerek zaten piyasada benzer bir şey söylüyor. Önümüzde birkaç ay piyasaların hani yani doların güçlenmesi yönündeki kaygıları biraz azaltacağı, bir iki ay, birkaç ay demeyelim ama o dönemde de altın biraz daha yukarıyı zorlayacaktır. Çünkü hani altını yukarı iten bir neden Fed'in faiz arttırımını biraz ötelemiş olması. İkincisi de jeopolitik ve politik risklerin artması. Üçüncüsü de bu emtiadan gelen ve bu bazı risklerle beraber enflasyonda yukarı yönlü hareketler. Yani önümüzdeki iki ayda altın için yukarı destekleyen faktörlerin hem jeopolitik politik riskler hem de enflasyon anlamında daha baskın olacağını, fakat Mart sonrası altının tekrar bir miktar geleceğini düşünüyorum. Benim tabii o teknik analizde daha net söylenebilir ama hani 1300 dolarların üzerine çıkma ihtimali yüksekçe gibi geliyor. Sonra gerileyecek. Yani daha fazlası zor. Türk lirası anlamında da Türk lirasının çok fazla değerleneceğini zannetmiyorum. Altının ons fiyatında biraz daha yukarı gitme potansiyeliyle eşleştirince gram fiyatında da bir miktar daha yukarı potansiyel barınıyor diye düşünüyorum önümüzdeki iki ay içerisinde. Şimdi izleyicimiz Cüneyt Kasap diyor ki acaba yarın 10.01 itibariyle çift taneli bir enflasyon görürsek kurda tekrar rally izler miyiz? Şimdi hocamız şimdilik %9 gibi bir yerde söyledi. Yine yarın için belki dolar yatırımcısı için yine önemli olabilecek bir diğer gelişme Amerika'da tarım dışı istihdam. Evet. O tarafta da 175 binlik bir medyan beklenti var artış yönünde. 230 bin en yüksek, 140 bin en düşük tahmin olarak karşımızda. Yine işsizlik oranının %4.7'lerde kalacağı yönünde beklentiler olduğunu da biz söyleyelim terminal. Bu arada yine saatlik ücretler tarafı da sanki biraz daha hız kesecek gibi gözüküyor. O tarafı da yansıtmaya çalışalım. Dünkü gelen tabii ADP istihdam raporu da oldukça güçlü bir tablo. 246 binini ortaya koyduktan sonra belki biraz da onun da etkisiyle revize edilen beklentiler görebiliriz. Ama saatlik ücret artışı mesela geçen ay %0.4 gelmişti. %0.3'e düşecek. Yıllık bazda da %2.9'dan 2,8'e inecek demiş ekonomistler. Ama yine de bunlar epeydir görülmeyen güçlü bir rakamlar değil mi hocam? Yani zaten 3'ün üzerine çıkarsa o rakam, ki birkaç ay içinde çıkabilir o ücretlerde. Çünkü bu göçmen politikası da Amerika'da ücretlere yansıyacak bir gelişme gibi gözüküyor. Ortalamada daha düşük ücretle çalışan bu göçmenlerin hani gelme hızının düşmesi, bir kısmının işte geri dönme ihtimalleri falan burada ücretlere bir baskı yapacak. Zaten 3'ün üzerine çıkması Fed'i de çok daha fazla yakınlaştırmış olacak daha güçlü adımlara diye de düşünüyorum. Fakat
Yarın rakam hani bir miktar beklentilerin üzerinde gelme ihtimali yüksek bence. Hani öncü göstergeler, beige book vesaire baktığımızda hep pozitif tarafta sinyaller veriyor. O açıdan hani kış ayları da böyle çok Amerika'da gördüğümüz gibi birkaç yıl öncesine göre çok 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 sert geçmedi. Dolayısıyla daha pozitif bir veri gelebilir. Bu sene olan bize oldu hocam. Olan bize oldu. Bizim işsizlik rakamlarına yansıyor zaten. Ama Amerika'da o çok sıkıntılı olmayacak gibi. Dolayısıyla pozitif bir seyir devam eder. Ve hani doları her veri geldiğinde de bir miktar hani dolar zayıflarken bir o zayıflamanın hızını kesecek. Biraz dolar endeksini yukarı atacak bir adım olur diye düşünüyorum. Ben birkaç ay içinde daha da güçlenme ihtimalinin artacağı kanaatindeyim Amerikan verilerinin. Çünkü o güven Amerika'da işe girişme, yatırımcının daha hani Trump'ın politikalarıyla vergi indirimleri, hani bu animal spirits deriz daha hani içgüdüsel olarak iş dünyasında daha hareketlenmeler gördük. Bunun sonuçlarını göreceğiz. Fakat bugünkü gelişmeler, yani Kasım'daki gelişmelerin sonuçlarını önümüzdeki birkaç ay görmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki birkaç ayın gelişmelerini yaz aylarında olumsuz olarak göreceğiz diye düşünüyorum ben. Şimdi doların gidişatı, Fed'in kararları az önce Özgür Altun yorumunda vardı. Bazı gelişen ülkelere iyi gelecek, bazıları bu durumdan çok faydalanamayacak dedi. Onunla da ilgili biraz daha görüşünü açalım Özgür'ün, ekrana getirelim neler söyledi bu konuya ilişkin. Faydalanabilen gelişmekte olan piyasalar olacak bu işten. Faydalanamayan gelişmekte olan piyasa olacak. Yani hurra bütün yabancı piyasaları alalım veya bütün, tabii ki de para bir anda akmaya başlayınca veya para dünyada bonulunca her türlü piyasaya giriyor ama birine 5 birim giriyor, birine 2 birim giriyor. Fed'in açıklamasında da bu var zaten. Diyor ki Fed çok uzun zamandır. Işık ne dedi? Accommodative. Yani destek verici, genişleyici politika devam edecek. Fed bunun o kadar farkında ki açıklamasında sürekli, bu sadece bu toplantıda değil, diyor ki belki bir belli bir süre daha normalde olması gereken faiz seviyesinde olmayacak Fed'in faizi diyor. Yani biz farkındayız esasında geride kaldığımızın ama şartlar, hem dünya şartları hem de özellikle Amerika şartları bunu gerektiriyordu. Şimdi bu pencere var mı Barış? Var. Bundan faydalanabilenler olacak, az faydalanabilenler olacak. İzleyicilerimizden Hamza Özer diyor ki hocam volatilite ve emisyon ilişkisi konusunda da bir yorum alabilir miyiz? TL emisyonunda artış var mı? Şimdi Merkez Bankası'nın son adımları emisyon dediğimiz banknot, yani kağıt para, rezerv para dediğimiz Merkez Bankası'nın da büyük oranda zorunlu karşılıklarla bu kağıt paranın toplamıdır. Yani aslında o likit de göstergesi, rezerv para dediğimiz Merkez Bankası'nın biraz sonra para tabanı dediğimiz büyüklük ki büyük oranda emisyonu içerir, son adımlarıyla hızını kesmeye başladı. Dolayısıyla o hız kesmede Türk lirasının sıkıştırılması da TL'ye olan talebi arttırarak kurdaki volatiliteyi azaltmaya başladı. Yani dolayısıyla aslında yayının başında siz de paylaştığınız o bilgi en azından kurdaki volatilitenin azalması, izleyicimiz sanıyorum onu kastediyor. Çünkü hani Türk lirasındaki volatilite yabancı paralara karşı olandan diye algılıyorum. Şu anda Merkez Bankası bilançosunda yeni geliyor rakamlar ama biz para tabanında büyük oranda işte o emisyonunu içerir. Bir yavaşlama görüyor olacağız. Bu da TL'yi güçlendirerek dövizdeki o yukarı hareket ve oynaklığı azaltmış gibi gözüküyor şu aşamada. Şimdi yine izleyicimiz diyor ki İbrahim Özdirek, hocamızın söyledikleriyle beraber Türkiye'nin cari açığı, özel sektör döviz borcu, turizm gelirleri, enerji gibi konuları da unutmamak gerekir. Özellikle tabii dövizle ilgili fasılda borç kalemi epeydir konuştuğumuz bir başlık. Apple'ın açıkladığı bilançoda hocam 206 milyar dolarlık rekor nakit istiflediği ortaya çıktı. Yine Özgür Demirtaş, zannediyorum Koç Üniversitesi'nde öğretim üyesi hocamız Profesör Demirtaş. Sabancı yani. Özür dilerim. Diyor ki bu para Türkiye'nin hem tüm borcunu öder hem de Türkiye'nin tüm şirketlerini satın alır. Evet ama bu uzun süredir olan bir şey zaten. Yani Apple firması doğru Sabancı, bir tespit. Evet, özür dilerim hocam. Doğru bir tespit. Çok uzun süredir böyle Apple, yani hani bu birçok şirket içinde geçerli. Tabii Apple çok öne çıkan bir nokta. İşte Apple zamanında da Yunanistan'ı kurtarsın demişlerdi. Evet doğru hocam. Yani Apple çok geri kurtarabilir. Dolayısıyla yani doğru ve bu artarak da devam edecek gibi gözüküyor önümüzdeki dönemde. Ama bu Amerika'ya taşırsa aynı karlılığı elde edebilecek mi tesislerini Trump döneminde? Orası biraz kuşkulu gibi gözüküyor.
Onu izleyeceğiz bakalım. Biliyorsunuz Apple'ın da hani bazı üretim tesislerini Amerika'ya taşımayı gözden geçirdiği yönde haberler var. Yine pek vergi konusunda İrlanda ile başı dertte bir miktar. Evet, bakalım ne olacak. Ama yani şu anda yakın gelecekte bu teknoloji firmaları Apple başta olmak üzere güçlü konumlarını sürdürecek. Bu örnekler daha da güçlenerek artacak diye düşünüyorum ben de. Şimdi bu arada hocam yine borsa içinde hareketli bir hafta. Kısaca izninizle hemen oraya da bir bakayım. Çünkü özellikle bu yıla başlarken biz çok güçlü bir başlangıç gördük diyebiliyoruz. Özellikle bu haftaya da bakarak söyleyebiliyoruz. Bugün gazetelerde de vardı. Hatta pazartesi gününün kazanımı dolar TL hareketiyle beraber bakıldığında BIST 100'ü de en çok kazanan borsa haline getirmişti. Dünkü hareketliliğe bakınca en çok kazananlar da İlas Holding, İzmir Demir Çelik, Türkiye Vakıflar Bankası olduğunu görüyoruz. En çok kaybeden tarafta Tat Gıda, Bin Bileşik Mağazalar ve Anadolu Efes olduğunu takip ediyoruz. Yine sektörel kırılımlara baktığımız zaman orada da epeydir konuşuluyor aslında. Geçen seneki harekete bankalar öncülük etmedi. Bu sene bankalarda işte özellikle o Mayıs 2013'ten beri gördüğümüz dolar bazlı aşağı yönlü hareketi toparlama çabası olursa endeks o zaman bir miktar daha yukarı gidebilir diye yorum yapıyor analistler. Yine burada da baktığımız zaman sektörel kırılımlarda tüketim ve telekom haricindeki sektörlerin dünü artıda kapatmış olması dikkat çekici. Banka hisseleri pazartesi çok ciddi rally görmüştü hocam. Orada da izleyiciler demişler ki notlar indirilmişken, İşte sermaye yeterlik rasyolarıyla ilgili sorular varken kafamızda nasıl olabiliyor da bu bankalara bu kadar alım gelebiliyor? Tabii o biraz belki defter değeri, piyasa değeri gibi parametreler, işte fiyat kazanç rasyolarına bakılıyor belki ama bankacılık sektörünün sağlığıyla da ilgili bir konuşalım isterseniz. Mesela Fitch diyor ki yabancı para pozisyonlarını iyi yönetiyor bankalar. Bu önemli bir not herhalde. Evet, o zaten uzun süredir Türkiye 2001 krizinden bu yana bankalar onu çok iyi yönetiyor. Şu anda da o pozisyonun devam ettiğini görüyoruz. Yani bence burada banka karlılıklarıyla ilgili bir öngörü ve bir beklenti var önümüzdeki döneme ilişkin. Şimdi bu faizlerde biz yukarı yönlü hareket neden olumsuz etkileniyordu? Faizlerin yukarı gitmesi bankaların bono tahvil portföyünü olumsuz etkiliyordu. Ters hareket ettiği için fiyatla faiz. Şimdi önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın adımları hani bir yerde tutmaya başladığı için piyasalar ne bekliyor? Önümüzdeki faizler yukarı çıkacak, sonra inişe geçecek. İnişe geçtiği anda da gelecek çeyreklerde, önümüzdeki dönemlerde banka karlarına olumlu yansıyacak. Yani mesela şu anda 11 olan faizin önümüzdeki Aralık ayında, Kasım ayında 10'lara, 9'lara inmesi banka karlarına pozitif yansıyacak. O beklentiyi satın alıyor diye düşünüyorum piyasalar. Yani faizlerin yükseleceği beklentisi olduğu dönemde bankacılık sektörü olumsuz etkilenir. Şimdi en yükseklere yaklaştı. Belki biraz daha yükselecek ama 12 aylık dönemde bu tekrar inişe geçecek. Yani Merkez Bankası işte diyor hani şu anda sıkılaştırıyoruz fakat sonra yavaş yavaş gevşeteceğiz. Biz biliyoruz enflasyon 10'a 11'e gidecek. Sonra 9'lara doğru dönecek. Faiz şu anda 11'e gitti. Belki 12'ye gidecek. Sonra 9'a dönecek. İşte o döndüğü sırada banka karları pozitif etkilenecek. Sanıyorum onunla alakalı bir fiyatlama var şu anda. Bir de tabii teknik olarak dolar bazında hani baktığımızda, işte defter piyasa değeri olarak baktığımızda, benzer gelişmekte olan ülke bankalarına baktığımızda veya bilançodaki artılarını alt alta üst üste koyduğumuzda bir miktar aşırı değer kaybının da bir düzeltmesi. Türk hisse senedi piyasası bence şu anda bir Merkez Bankası'nın adımları, biraz kurla korelasyon bir miktar zaten epeydir kırıldı, onu konuşuyoruz hocam aslında yani, değil mi? Hani kurla birlikte de yükselebiliyor borsa, bunu da görmüş olduk. Bunu da görmüş olduk. Bir de artık hani bu adımlarla kurdaki hareketin biraz dengelenmeye başlaması borsaya biraz daha cazip hale getirdi. Yani kurdaki spekülasyonun azalması, faizde belli seviyelere gelinmiş olması, teknik olarak çok düşük kalan borsaya da bir miktar alan açmış gibi gözüküyor. Yani izleyicimiz demişti ki dolar TL'de 4.35 ikinci çeyrek, yıl sonu 5 beklerken borsanın yükselmesi için gerekçe yok. Böylece gerekçe olabileceğini belki bankalardan da ortaya koymaya çalıştık. Yani çünkü diye. Evet, banka dediği hani kur dışında faizdeki hareket de önemli ama tabii 5, 4.35 çok iddialı rakamlar. Bunlar, o olursa biraz... o zaman borsada başka bir yöne gider. Yani onun olup olabilir ama şu anda en azından öngörülmüyor diyelim. Evet, yani. Öyle bir şey en azından yani yukarı bir potansiyel taşısa da o çok iddialı bir rakam olursa borsada başka bir tepki verir tabii. Hocam çok teşekkür ederiz. Her hafta olduğu üzere Peri-Deniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu ile beraber şöyle bir ekonomi piyasayı yorumlayalım dedik. Kısa bir ara verelim, ardından devam ediyoruz.